Çok gurur dolu bir gece yaşadık. Maçın favorisi gösterilen Avusturya'yı 2-1 ile hem de çok iyi bir oyunla geçtik. Artık bizler çeyrek finaldeyiz. Milli takımımıza da gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi şimdi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'la konuşacağız o dün geceyi ve neler yaşandığını. Önce Ahmet Selim sana hoş geldin diyeyim ama seninle görüşmeden önce bir bazı açıklamalar var süreçle alakalı. Onları aktaracağım ve seninle detayları konuşacağız. Şimdi uzun uzun konuşacağız bu gurur dolu geceyi ama önce şöyle bir süreç oldu. UEFA sporcularımız hakkında özellikle bozkurt işareti yapan sporcumuz hakkında bir karar verdi. Ve o kararın ilişkin dışişlerinden sert tepkiler geldi. Dışişlerinin tepkisine bakalım. Dışişleri Bakanlığı açıklamasının bir bölümünü vereceğiz. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında tarihi ve kültürel bir sembolün hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz demişti. Ne olmuştu? Melih Demiral'ın yaptığı işaretten sonra, kutlama işaretinden sonra Alman İçişleri Bakanlığı UEFA'ya sporcumuzu hedef göstererek konu hakkında soruşturma açılması gerektiğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin böyle bir açıklama geldi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'nın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı ve böyle bir siyasi süreç başladı. UEFA'nın kararının, soruşturma kararının ardından. Konuya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Sert bir şekilde eleştirdi. UEFA'nın şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Zincirleme ve provokasyonların bir ara istasyonudur dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır dedi Ömer Çelik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine sonrasında konuşacağız. Bunları detaylandıracağız ileride. Önce Ahmet Selim'e dönelim. Onu orada unutmayayım. Ahmet Selim'le detaylandıracağız dün yaşananları. Ahmet Selim merhaba. Alıştık sana ama dün gece de seni aslında havada görmeye alıştık kutlamalar sırasında. Şimdi Almanya'dan takımınla karşımızdasın. Ne diyorsun? Dün yaşanan biz çok büyük bir mutluluk yaşadık maç sonrası. Çok heyecanlı bir maçtı. Gerçekten milli takımımızla gurur duyuyoruz. Oyuncularımızla gurur diyoruz. Hem genç kadromuzla böyle bir iş çıkardığımız için gururluyuz ama daha sonra UEFA'dan açıklama geldi. Almanya İçişleri'nden açıklamalar geldi. Siyaset olaya karıştı. Farklı süreçler oldu. Nasıl orada atmosfer bu yaşananlardan sonra nasıl yorumluyorsun? Yani tabii UEFA bu konularda yani hayatımızda son zamanlarda giren bir Avrupa'nın bazı konulardaki ikiyüzlü tavrı aslında UEFA'da da futbolda da sık sık karşılaştığımız bir durum. Daha önce yine bir sürü olayda UEFA'nın farklı aksiyonlar aldığını yani benzer olaylarda farklı aksiyonlar aldığını gördük. Dün de çok açık bir şekilde Almanya'nın baskısıyla UEFA böyle bir soruşturma başlattı. Yani başlatabilir, çok da şey değil. Hani geçmişte de bu tarz durumlara örnek var. Evet, onlar da işte kendileri açısından bakıyorlar olaylara ama umarım burada tahrik edici bir sonuç çıkmaz ortaya. UEFA umarım dediğim gibi birilerini mutlu etmek için saçma sapan cezalarla karşımıza gelmez, öyle ifade edelim. Bu durum yani şöyle, bugün sosyal medyada dolaşmaya başladı. Weghorst'ta yani golden sonra işte Hollanda sembolü de aslan. Aslanı sembolü, yani aslan işareti yapıyor. Yani bu tip konulara böyle fazla siyasi prospektürden yaklaşırsanız bunlar farklı sonuçlar verir. Bu olayları daha fazla büyütür. Yani mesela nasıl örnek verelim? Berlin'de şimdi biz burada cumartesi günü bir maç oynayacağız. Yani tribünlerde kurt işaretini çok daha fazla göreceğiz. Yani bunun yaratacağı sonuç bu. Bu doğrultuda futbolcular açısından değerlendirecek olursak ne olursa olsun bu tarz
bunlar saha dışı konular. Yani bir şekilde bu konu saha dışına çekildi. Aslında futbol takımları için iyi değil. Futbol takımları futbola odaklanmalı. Ama bu bizim futbolcularımız için bir motivasyon olacaktır. Çünkü çok masum bir sevinç. Yani Merih de açıkladı bunu. Yani o an gaza geldim. Böyle yani mutluydum, heyecanlıydım ve bu işareti yaptım dedi. Türk olmaktan da gurur duyuyorum dedi. Yani bunu bu kadar böyle siyasi prospektürden İçişleri Bakanlığı açıklama yapacak kadar büyüttüğünüzde karşılaştığınız sonuçlar sadece bu konuları daha fazla alevlendirmek oluyor. Umarım UEFA'da ateşe benzinle yaklaşmaz diyelim. Böyle yaklaşalım. Futbolcularımız da bu durumu eminim ki bir motivasyona çevirecektir. Çünkü iyi bir grubumuz var. Genç de bir grubumuz var. Böyle şeyler orada bir futbolcunun golden sonra yaptığı, sevinçle yaptığı bir tepkiye böyle çok büyütüldüğünde konular onların da hoşuna gitmiyor. Dediğim gibi aslında biz kazandık. Bu konuları biz de çok yani zaten devletimiz orada karşılık direkt olarak aynı seviyede karşılıklar verildi. Biz yine de futbolcularımızı bu konulardan mümkün olduğu kadar daha uzakta tutarsak daha iyi olacaktır. Çünkü biz çeyrek finaldeyiz. Berlin'e geldik. Biz de şu anda Berlin'deyiz. Leipzig'teki maceramız sona erdi. Artık Leipzig defteri kapandı bizim için ki en az Türk olan şehirdi. Orada bile muhteşem görüntüler oldu. Berlin'de yaşayacaklarımızı şimdiden hayal edemiyoruz yani. Burada neler olacak? Nasıl bir kalabalık olacak? O yürüyüş nasıl olacak? Ve tabii ki maça çok büyük bir ilgi olacak ki şimdiden o bilet telaşesi başlamış durumda. Çok yüksek bir talep olduğu için. Milli takımımız bugün tekrar kamp yaptı. Bildiğimiz üzere hep Hannover'de bizim milli takımımız şimdi kamp bugünkü, yapıyor. Bugünkü kamplara geçmeden cumartesiyi de konuşacağım seninle ama dün geceyi tekrar şöyle bir gözden geçirelim seninle. Güzel şeylerden bahsedelim. Bu UEFA'nın soruşturması gelir geçer eminim. Senin dediğin gibi yani sporla böyle siyasi durumların yan yana gelmesi özellikle böyle sevinçli bir akşamda gereksiz buluyoruz ama atlatılacağını ve bizim de sevincimize gölge düşürmediğini söyleyelim. Şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Nasıl bir atmosfer vardı dün? Dün akşam yani zaten maç sonu yayınımızda tüm Türkiye herhalde oradan insanların ne kadar mutlu olduğunu görmüştür. Burada hep her yayında söylüyorum. Gurbetçilere ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Muhteşem bir burada temsiliyet gerçekleştiriyorlar. Dün şu çok güzel ya, maç öncesi mesela hatırlar yine izleyicilerimiz, sevgili Arda Güler'in babası ve dedesiyle konuştuk. Onlar da kazanacağız hissediyoruz dediler. Burada harika bir birlik ortamı var. Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemiyorum ama Türkiye'de bile zaman zaman milli maçlarda yakalayamadığımız, takım olarak ayrıştığımız, başka konulardan ayrıştığımız birçok durum olurken burada en azından maç esnasında, maç önünde, maç günü tamamen milli takımımızın kazanmasına odaklanıyor insanlar. Ve gerçekten stadyumda muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar. Ve dün de harika bir atmosfer vardı. Avusturyalılar da çok organizeydi. Onlar da kalabalıktı. Onlar da tabii komşu ülkelerindeler. Yani biz kendimize gizli ev sahibi diyoruz. Herhalde Avusturya'da burada komşu olarak kendi evine yakın hissediyor kendilerini. Ama dün biz gerek tribündeki onlar sağa yabancı madde attılar. İstiklal Marşımızı ıslıkladılar. Biz bu noktada bizden de ıslıklayanlar olacaktı. Mesela herkes arkasını döndü ıslıklayan. Yapmayın dedi. Daha sorumlu bir tavır sergiledik. Biz bu turnuvanın en renkli takımıyız. Bunu da her anlamda yansıtıyoruz. Futbolcularımız yani maçlarımız da çok daha keyifli geçiyor. Taraftarlarımız da çok keyifli. Dün ben yayında gözlerimin doldu. Yani ki senin yayınında hatırlarsın gündüz o bayrak denizini verdik. O yürüyüşü, evet, o kortejini verdik. Evet, hatta Mehmet Ayan'la da yani konuştuk. Orada Türk gerçekten taraftar insan... gerçekten nizamıyla, disipliniyle bu son maçımızda da öncekilerde de kutlamalarıyla örnek bir taraftar olma özelliği sergiliyor. O yüzden de gurur duyuyoruz oradaki Türk taraftarımıza da. Peki cumartesi günü bizi ne bekliyor? Yani senin beklentin ne Hollanda maçına dair? Yani çok zorlu bir rakip. Şunu söyleyelim, biz henüz büyük turnuvalarda büyük bir takımı elemeyi başaramadık. Ama bu turnuvada ilklerin turnuvası oldu. İlkleri başarıyoruz. Çok önemli rekorlar, kilometre taşları koyuyoruz futbol tarihimize. Burada artık Hollanda'ya karşı da bizim beklentimiz ki onlarla oynadığımız bir maçta da bir 6-1'lik yenilgi vardı. O da benzer olsun diyoruz. Tıpkı Avusturya'da olduğu gibi. O maçın da rövanşı olmuş olsun ve biz burada Hollanda'yı eleyebiliriz.
atabilecek evet, Ahmet, potansiyelimiz var. Şu anda da seni, evet, seni izliyoruz. Seyirciler seni havaya atıyor maç sonrası. Yönetmenim özellikle beni uyardı. Bunu bir daha altını çizelim diye. Sen de coşkuyla orada seyircilerin arasında bir an gözden kaybolmuştun. Ya şunu söylemek istiyorum. Evet evet. Ya orada insanlar, şunu da söylemek istiyorum. Ya o kadar güzel duygularla yapılan şeyler ki, yayın sonrası gelip hepsi benden özür. Ya dedi abi abarttık mı? Sana bir zarar verdik mi? İşte abi kusura bakma, hata mı oldu? Kötü mü oldu diye. Yok diyorum, çok güzel oldu hani, çok şey oldu. Her ne kadar havaya atılırken acaba düşer miyim korkusu bir bırakılsa, bir tutulamazsa düşersem orada. Yani o paniği biraz yaşadım ama hani onun dışında gerçekten çok mutlu insanlar ve biz hem ülke olarak bu görüntülere çok özlemişiz. Çok en son 2008'de futbolla bu şekilde bir birliktelik yakalanmıştı. Hem de gurbetçilerimiz tabii burada, Almanya'da çok iyi bir futbol ülkesi. Burada hep işte Almanya'nın başarıları, diğer ülke futbol, büyük takımlar geliyor gidiyor. Hep bir böyle imtinayla bakma durumu vardı. Bizim takımlarımızın arada başarılı olması bunu gideriyordu. Ya Almanya'da düzenlenen bir turnuvada böyle güzel bir sınav çıkarmak, böyle takdir toplamak hem dediğim gibi Türkiye için çok güzel oldu hem de burada yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız için harika bir veri oldu bizim adımıza. Cumartesi de bu rüzgar devam edecek. Dediğim gibi Hollanda güçlü bir takım. Kesinlikle zaten Avusturya da çok güçlü bir takımdı. Avusturya Hollanda'yı geçmişti. Bu bence bu maçın daha zor olmayacağı anlamına gelmiyor. Bence bu maç daha zor olacak. Ama biz genç takımız, yetenekli takımız, rakipler bizden çekiniyor. Şu yüzden çekiniyor. Biz kolay pozisyon bulunabilen, hani hata da yapan, pozisyon da veren bir takımımız ama çok yetenekli oyuncularımız var ve gerçekten her an oyunun dengesini, her an oyunda ayağına top geldiğinde çok ilginç şeyler yapabilecek oyuncularımız olduğu için dilerim ki iyi bir taktisyenimiz de var. Ben Montella'nın da hakkını vermek istiyorum. Çok eleştiriliyor. Beğenmeyenler olabilir, tercihlerini yanlış bulabilenler olabilir. Ben de Portekiz maçından sonra o kaybın temel sebebinin Montella olduğunu ifade etmiştim ama şu bir gerçek ki iyi de bir taktisyen. Dünkü maçın şifrelerinden bir tanesi bizim üçlü savunma oynayıp Avusturya'yı tamamen kitleyebilmemizdi. Bize yüklendiklerinde bile arada tehlikeli pozisyonlar buldu ama kontrolü neredeyse böyle çok çok büyük, eyvah gol geldi geliyor gibi bir durumla çok fazla evet, karşılaşmadık. O yüzden Montella'nın da bu maç içinde güzel bir taktik geliştireceğini düşünüyoruz. Oyuncularımıza zaten güveniyoruz. İki eksiğimiz var, İsmail ve Orkun. Ama bu maçta da Hakan yoktu, o dönüyor. Millilerimiz dediğim gibi umarım bu maçta da bize unutulmaz bir evet, sevinç yaşatır. Yarı finale kalırsak da artık düşünemiyorum bu evet, Almanya'da neler olacak. Evet, bizler de bizi güveniyoruz, heyecanla bekliyoruz cumartesi gününü. Umuyoruz seni de daha büyük sevinç gösterilerinin bir parçası olarak göreceğiz ekranda cumartesi günü maçtan sonra. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim. Kolaylıklar diliyorum Almanya'da sana da.